Herkese merhaba, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Koskoca bir dönem bitti ve ben hala da inanamıyorum birinci dönemin bittiğine. Siz inanabiliyor musunuz? Ben karne aldığım günün sabahında normal bir sabahmış gibi uyandım. Yani karne alacakmış gibi gitmedim okula ya da karne almış gibi dönmedim eve, böyle garipti. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Ya iki güne şimdi LGS olacakmış gibi hissediyorum. Bir anda LGS gelecekmiş gibi hissediyorum. Tabii bu biraz da beni korkutuyor çünkü yeteri kadar çalışmadım henüz. Onun için çalışacağım. O yüzden kendime tatil için plan yaptım. Ve bu planları sizinle paylaşmak istiyorum. Ama bu arada sınavlarınız nasıl? Benim ezber derslerim biraz daha hani kötü çünkü ezberlerim. Ama olsun. Olsun. O da düzelecek. Yani ben mesela İnkılap'tan 100 almayı hedeflemiştim. Ama maalesef alamadım, bir iki soru yanlışıyla karıştırdım. Birini de yapamadım yani, hiç hatırlayamadım. Ki o sabah çok çalışmıştım. O akşamı çalışmıştım. O sabahı çalışmıştım. Okulda çalışmıştık ama kesin bunu sormaz, bu kadar detaya girmez hoca dediğimiz yerden geldi. İnkılap'ta ortalamam maalesef 86 ve en düşük notum bu. İkinci dönemin daha iyi olması için şimdi çalışmaya başlıyorum. Şöyle ki denemelerde daha az hata yapıyorum. Ama sınavlara geldiğimizde, klasik sınavlara geldiğimizde yani yapamıyorum. Neyse, sınavlar bitti ve şu anda önemli olan LGS'ye çalışmak benim için. Ve ara tatilin benim için iyi bir fırsat olduğunun farkındayım. Ayrıca bu iki haftanın ne kadar hızlı geçeceğinin de farkındayım. Yani koca bir dönem bitti arkadaşlar. Ama en verimli ve kendime en faydalı şekilde geçirmeyi düşünüyorum ve planlıyorum. O zaman planlamamdan biraz bahsedeyim. Ben okul varmış gibi sabah erken kalkmayı düşünüyorum. Okulun tabii ki de yok. Ama okul varmış gibi saatini 7'de en erken kalkmayı düşünüyorum. Erken kalkan yol alır sözüyle günüme başlayıp bu şekilde devam etmek istiyorum. Siz de bu ara tatilde neler yapacaksınız? Planlarınızı yorumlarda bekliyorum. Birlikte konuşalım oradan da. Bugüne kadar bir sürü denemeye girdim. Ama kiminde yüksek aldım, kiminde düşük aldım. Ama hiçbiri 500'e yakın değil ve benim hedefim 500 elbette. Bu sonuçları yükseltmek için elimde dolu dolu 4 ay var. Ve ben bu 4 ayı çok güzel bir şekilde, planlı bir şekilde kullanmak istiyorum. Umarım başarabilirim. Elbette LGS'de 500 almasam da dünyanın sonu değil. Ama hedefi yüksek tutmanın iyi olacağını düşünüyorum. Öncelikle tüm derslerimde birinci dönem konularımın hepsini daha iyi bir noktaya taşıyacağım. Bu tatilde kendime sadece 2 ya da 3 gün tatil vermeyi düşünüyorum. Onun dışında yine çalışacağım. O 2-3 günde akrabalarımı ziyaret ederim, karnemi gösteririm, para falan alırım. Önümüzdeki hafta 2 gün etüt merkezine gideceğim. Ve o güne kadar, o zamana kadar yapmam gereken birçok şeyi de bitirmeye çalışacağım. Diğer tüm günlerde de evde olacağım. Ve bölünmeyeceğim için günde en az 300 soru çözmeyi düşünüyorum. 300 deneyeceğim. Ayrıca gün aşırı deneme çözeceğim. Sonuçta hedefim derece. Benim şimdilik ara tatil programım bu şekilde. Umarım hepimiz çalışmalarımızın sonucunu alırız. Ve umarım LGS'den sonra bu kanalda ve umarım yine bu kanalda LGS'den sonra sonuçlarımızı yazıp birbirimizi tebrik ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.